kadı, birim kareden ve eşkenar üçgenlerden oluşan şekiller belli bir kurala göre toplanmıştır. Buna göre işlem doğru olabilmesi için eşkenar üçgenlerden kaç tanesi taranmalıdır? Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 bölü 5, 6, 7, 8, 9 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bölü 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şurası 4 bölü 9, burası 6 bölü 9, topladığında 10 bölü 9 oldu. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 7, 8, 9 artı 1, 2, 3 bölü 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bölü 9'dan 1 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölü 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 artı 3 bölü 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şurada K diyelim. K bölü 16 eşittir 3 bölü 4 eksi. Şunları sadece 1 bölü 2. Oradan 2 bölü 4 olur. K bölü 16 eşittir 1 bölü 4 olur. K eşittir 4 tanesi boyanmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Yanlış sormuş. Pozitif olmayan en büyük tam sayı eksi 1'dir. Yanlış arkadaşlar. Doğrusu nedir? Doğrusu 0'dır. O zaman 1 mutlaka olmalı. Bütün doğal sayılar birer pozitif tam sayıdır. Hayır, 0 doğal sayıdır ama pozitif değildir. Bu da yanlış. Demek ki 2 de olmalı. Tek sayıların bütün tam sayı kuvvetleri yine tek sayıdır. Bu da yanlış. 3'ün eksi 3'üncü kuvvetine baktığımızda 1 bölü 27 yapar. Ne tek ne çifttir. Yanlış. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir. Paralelkenar şeklindeki düzenekte A, B, C, D sayıları çarpma, çıkarma, bölme ve toplama işlemlerinden birini ifade etmektedir. Ve her işlem bir kez kullanılmaktadır. Şekilde komşu olan kenarlar üzerinde yazılı olan sayılar komşu kenarlara çakıştığı köşelerdeki işlemler uygulandığında sonuç daima ortadaki x değerini verir. Arkadaşlar x 1. Şimdi buna göre A, B, C, D işleme saat yönünde 1'den 0'ı çıkarttığımızda 1'i verir. 0 ile 1'i topladığımızda 1'i verir. 1 ile 1'i çarptığımızda veya böldüğümüzde 1'i verir. 1 ile 1'i çarptığımızda veya böldüğümüzde 1'i verir. A'nın toplamı olma ihtimali yok. A'nın toplama veya çıkarma olma ihtimali yok. A çarpı. Tamam. A çarpıysa o zaman arkadaşlar B bölme olmak zorunda. C toplam olmak zorunda. D de çıkarma olmak zorunda. Cevabımız B seçeneğidir. A ve C birer pozitif tam sayıdır. Şimdi işlemi iki sayının toplamının tek ya da çift olduğunu belirten işlemdir. A ile A artı B'nin toplamının tek olduğunu biliyoruz. A ile 2A artı 3B'nin toplamının çift olduğunu biliyoruz. C ile A artı B'nin toplamının çift olduğunu biliyoruz. Buradan 2A ile B tek olduğuna göre toplamı B kesinlikle tektir. Şimdi şuradan 3A artı 3B'nin çift olduğunu biliyorum. Bu tek olduğuna göre A da kesinlikle tek olmalıdır. A tek, B tekse toplamın çift olması için C çift olmalıdır. Hangileri daima doğrudur? A artı B
eksi c tek demiş. Şimdi a ile b'nin toplamı eksi c tek tek çift olduğuna göre bu nedir? Çifttir. O zaman 1 yanlıştır. B parantezini aldığımda a eksi c olur. Şimdi a şuradan c'nin de çift olduğunu biliyoruz. A'dan c'yi çıkarttığımda tekten çifti çıkarttığımda tek olur. Tekle çarparsam tek olur. 2 doğrudur. C çarpı c çift sayı, a ile b'nin toplamı tek artı tekten o da çift olur. 2'ye bölerseniz kesin çifttir. O da daima doğru. Cevabımız 2-3 yani D seçeneğidir. İşlemin sonucu kaçtır? Burası 12'nin karesinin küpü ise 144'ün küpü. 144'ün küpü artı 18'in küpü bölü 48'in küpü artı 6'nın küpü olur. Şurayı 3 üzeri 3 parantezine alırsam 48 üzeri 3 artı 6 üzeri 3 olur. Aşağıda da 48'in küpü artı 6'nın küpü var. Şunlar sadeleşir. Geriye 3 üzeri 3 yani 27 kalır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İlkokul öğreten Ayşe, matematik dersinde iki basamaklı sayıları toplarken yanlışlıkla onlar basamağından başlayarak topluyor. Ayşe, iki basamaklı x sayısı ile iki basamaklı y x sayısını topladığında sonucu 516 oluyor. X y x'in toplamı. Demek ki x y'yi toplamış 15 elde var 1 demiş. X y'yi toplamış 15 bir de elde var 16 demiş. O zaman demek ki x y'yi topladığında normalde x y ile y x'i topladığımızda normalde 15 elde var 1 15 bir daha 16. 165 doğru olarak bulmalı. Cevabımız D seçeneğidir. Şeklini tanımlanan toplama ve çarpma işlemlerine göre ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şuraya baktığımızda x'ini toplamış, burada da çarpmış. Toplayacak a artı b diyecek. Artı çarpacak a çarpı b diyecek. Artı çarpacak a çarpı a diyecek. Bu arkadaşlar toplama a artı a. Burası toplama b artı b. İşlem şu şekilde topluyor. Şu şekilde ise çıkartmış. Renge bakma. A parantezini al. B artı a. Tekrar a artı b parantezini alınca burada a artı 1 kalır. Aşağıda arkadaşlar 2 tane a artı b vardır. Şununla şu sadeleşir. Yukarıda a artı 1 var. Aşağıda 2 var. Cevabımız E seçeneğidir. Şeklini tanımlanan toplama ve çarpma işlemlerine göre ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şuraya baktığımızda x'ini toplamış, burada da çarpmış. Toplayacak a artı b diyecek. Artı çarpacak a çarpı b diyecek. Artı çarpacak a çarpı a diyecek. Bu arkadaşlar toplama a artı a. Burası toplama b artı b. İşlem şu şekilde topluyor, şu şekilde ise çıkartmış. Renge bakma. A parantezini al. B artı A. Tekrar A artı B parantezini alınca burada A artı 1 kalır. Aşağıda arkadaşlar 2 tane A artı B vardır. Şununla şu sadeleşir. Yukarıda A artı 1 var. Aşağıda 2 var. Cevabımız E seçeneğidir. İKS'ye giren bir öğrenci ÖSYM tarafından verilen karelmik ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilmektedir. Her bir kalemin uzunluğu 12 cm'dir. Her bir silginin uzunluğu kök 21 cm'dir. Her bir kalem tıraşın uzunluğu da kök 17 cm'dir. Sınavın başlamasını bekleyen bu öğrenci kalemliktekilerin bir kısmını uçlara ekleyerek şeklini oluşturuyor. Buna göre öğrencinin oluşturduğu şeklin uzunluğunun tam sayı. Sayı doğrusundaki üzerindeki diğeri aşağıdakiler hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar kök 21'e bakalım. Kök 21
4 ile 5 arasında bir sayıdır. Kök 17 de yine 4 ile 5 arasındadır. Kök 17 arkadaşlar 4'e yakındır. Kök 21 de 4,5 civarındadır. Topladığınızda 8,5 civarında olur. 12 ile de topladığınızda 20,5 civarında olur. 20,5 olduğuna göre cevabımız E seçeneğidir. A ve B birer doğal sayıdır. A ile B'nin aritmetik ortalaması A artı B bölü 2'dir. A ile B'nin geometrik ortalaması kök içerisinde AB'dir. Yukarıdaki düzenekte A ile B sayısının aritmetik ortalaması C sayısını, A ile B'nin geometrik ortalaması D sayısını, C ile D'nin aritmetik ortalaması L sayısını vermektedir. Buna göre aşağıdaki düzenek hangisi yanlıştır? 1 ile 25. Toplayıp 2'ye böldüğümüzde 13 olmalı. Daha şimdiden yanlış. Kök içerisine aldığımızda 1 çarpı 25'ten 5 olmalı. İkisini toplayıp 2'ye böldüğümüzde de 9 olmalı. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü bunların yeri değişmesi lazım. Şimdi 9'a 9'un aritmetik ortalaması 9'dur. Geometrik ortalaması 9'dur. Kendi 9'dur. Doğru. Toplayıp 2'ye böldüğümüzde 20, 10. Doğru. Çarptığımızda karekök 64 yapar. Doğru. Toplayıp 2'ye böldüğümüzde 9. Doğru. Şuraya bakalım. Toplayıp 2'ye böldüm. 10. Doğru. Çarpım 36 yapar. Dışarı çıkart. 6. Doğru. Toplayıp 2'ye böldüğümde 8 yapar. Doğru. Toplayıp 2'ye böldüğümde 78'dir. Doğru. Çarptığımız arkadaşlar 9 yapar. O da kök 930 yapar. Doğrudur. Toplayıp 2'ye böldüğümüzde 108'den 4 doğrudur. Cevabımız arkadaşlar yanlış olan A seçeneğidir.